Herkese merhaba. Bu akşam Günsu Ertuğ Saraçoğlu ile birlikteyiz. Geçen haftalarda kendisi Evrim Sanat Galerisi'nde Rebirth Kayıp Parça Kimde adlı bir sergi açtı. Ve sergisi 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu arada izleyenlerin mutlaka sergiyi görmesini tavsiye ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum tabii ki ve davetimi Teşekkür kabul ederim. ettiğin için de teşekkür ediyorum Rica Günsu. ederim. Seve seve. Her zaman. Sağ ol. Günsu, şimdi senin bu yeni serginde ki ben de açılıştaydım, eserlerini de inceleme fırsatım oldu. Diğer sergilerine nazaran farklı bir şeyler denediğini görüyorum. Öncelikle bu değişim üzerinden biraz konuya girmek isterim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Senle her zaman sohbet etmek benim için keyifli biliyorsun. Benim için de öyle, sağ ol. Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Çünkü bir yıldır bu serginin bu formatı üzerinde çalışıyorum. O değişimleri ben çok özet bir cümleyle söylemem gerekirse onlar benim kendi dünyamdaki değişimler. Dolayısıyla da bu resimlere yansıdı. Çok uzun yıllardır bu sterilizasyonu yakalamak için kendimi dinginleştirmek, kendimi sakinleştirmek için uğraşıyordum. Sanırım bu sefer bu başlangıç noktasını yakaladım. Güzel olan tarafta izleyiciyle de aynı noktada aynı geri bildirimleri alarak bu sadelik, bu dinginlik üzerinde ortak bir şeye ulaştık. Ne derler? Karşılıklı düşünce birliğine ulaştık. Hani daha evvelki eserlerimiz, sen onları da biliyorsun. Ama bu sefer doku daha az renk ama daha az çizgi ama daha çok. Hani az çoktur kavramı üzerinden konuşuruz Evet, ya hep. Sanırım bu seferki şeyde o bir yıllık dinginlik şey tamamen eserlere de yansıdı. peki bu sergide biraz da böyle dijital işlerin yoğunluğu da görülüyor. Evet. Dijital işlere geçişin nasıl oldu? Biraz da ondan bize bahseder misin? Şöyle, senin de bildiğin gibi bu sanal galerileri biz pandemi öncesinde çoktan hani böyle bir ortaya getirmiştik ki bunları biz aslında PR ürünü bir düşünerek getirmiştik. Hani yurt dışından, oradan buradan bizden bir portfolyo istendiğinde bir linkte bir şık bir video sunumu müziğin eşliğinde böyle tatlı izleyeni de sıkmayacak. Böyle kağıtlara, PDF'lere boğmayacağımız bir format olarak düşünerek getirmiştik. Fakat pandemiyle birlikte hepimizin de yaşadığı süreçte gördük ki bu çok büyük bir alternatife dönüştü. Benim de o dönemde zaten bu çalışmalarım vardı. Onlarla en sınırlandırıldığım günlerde aslında en sınırsız alanlara çıkma fırsatım oldu. İklim çevre konferanslarını takip etmeye başladık. Hatta onu bana ilk işte buraları varlığını anlatan arkadaş şey dedi. Onlar uzun zamandır katıldıklarını ve hemen kabul olmadığını söyledi. Red alırsan üzülme falan dedi. Biz başladık. Fakat buradaki sunum farkı çok hızlı kabulleri görmemize sebep oldu. Ve biz en son COP28'e varıncaya kadar London Climate, işte Stockholm ile artık o kadar çok gibi, ben de isimlerini bazen hatırlamakta zorluk çekiyorum. Sırayla hepsine kapısını zorladık. Bu arada bir parantez içerisinde şunu belirtmek istiyorum. Bu konferanslar içerisinde herhangi bir sanatsal faaliyet yoktu. Biz böyle 3-4 tane aklı evvel ressamlar buraya, ha bizim böyle çalışmalarımız var, konularımız da sizi ilgilendiriyor. Bizi de buralarda söz sahibi olmak istiyor, sözümüzü böyle belirtmek istiyoruz diye o kapılara zorlandık ki COP28'de eğer yanlış bilmiyorsam takip ettiğim kadarıyla bu yıl gündeme halkla en iyi iletişim kurup mesajları iletmenin yolunun da sanat olduğu bir kez daha güncellenip bunların projelendirilerek bünyelerinde
Bu konularla da aktif çalışmaların çoğaltılması gündeme getirildi. Oradan sonra da bu sanal gezintilerimiz uluslararası geçen sene biliyorsun o büyük bir tesadüf olarak İstanbul'da açtığım ilk Revert koleksiyonu. Evet, onu Evet, soracağım diye biliyorum. Baltimore'daki Marin Müzesi'ndeki sergiyle aynı güne denk geldi ve bu sanal turlar pandeminin bitimiyle birlikte Amerika'da fiziksel bir sergiye dönüştü. Fakat o devre daha çok böyle yeni pandemiden çıkmışız, ne oluyor, ne bitiyor bilmezken dijital çalışmaları da yaptığım için dijital baskıları ilk defa deneyerek oraya onları gönderdim. Ve orada da çok güzel bir ilgi gördü. Artık bu sezonla birlikte de ben burada da baskılarımla izleyicileri hem orijinal hem baskı. Çünkü orijinaller gidiyor vesaire falan. Böyle bir ortak bir tat yaratmak istedim. Evet. Ve baskılar ilk defa kişisel sergimde ortaya çıktı. Şimdi Rebirth ile ilgili konuya geleceğim ama baskı dediğin, şimdi burada bunları belli edisyonda mı yapıyorsun baskıları? Tabii, Kaç tabii. edisyondur mesela? 15 15 edisyonla bağlıyorum. Evet, edisyonda sınırlıyorsun. evet, evet. Yani ben çünkü kendim sıkılıyorum sonunda. Çok fazla olmasını da istemiyorum. Çünkü çok fazla resim üretiyorum. Yani çok fazla seçenek olunca izleyici de eğer ben bunları içlerinden olmasını istediklerimi seçtiğim zaman seçme şansım yüksek oluyor. O yüzden çok yüksek ebatları o 50'lere falan çıkmak gibi bir şey düşünmedim şu an için. Evet. Günsu, peki sen ki o sergine de gelmiştim ben. Evet. Yaklaşık 2 sene önce kadardı galiba. Doğru tarihi sen söylersin. Avrupa yakasında Rebirth sergisini yapmıştın. Evet, Bu geçen sene. sergin de Rebirth. Şimdi bu Rebirth yeniden doğum ya da yeniden Boş. doğuş konusu. Na fazla üzerinde duruyorsun. O yüzden ben de bu kavramı sana sormak istiyorum. Yani yeniden doğuş kavramı senin için neyi ifade ediyor? Öncelikle bunu sormak isterim. Şimdi aslında Rebirth'ün devamı gibi duruyor ama olay 2013'te şehrin esaretinden kaçarken sergimle başladı. Kendi içinde evrildi. Sudaki İstanbul geldi. O geldi, bu geldi. Böyle resim kendi içinde evrildi. Yaptıkça evrildi. Sadece isim, sergi isimleri değişerek bugünkü seviyeye geldi. Yani geçen yıl Rebirth'le beraber tamamen doğa ve doğanın kendi döngüsündeki noktaya geldi. Bu yılki Rebirth'te de kayıp parça kimde sorusu bu arada 2013 sergimde bir resmimin adıydı. Evet. Evet, o serginin artı detay anlatımı olarak tamamında güncellendi ve tamamına hakim olacak bir soruyu ben aslında 2013'te sormuşum. Evet. Burada da daha çok şuraya odaklandım. Artık genelden biraz daha spesifik noktaya doğru gelip Evet. yani doğanın bir döngüsü var. Hep anlatılır ya işte başlar, döner, tekrar başa gelir, yeniden kendini oluşturur. Fakat evet bu böyle ama biz insanlar gelişiyoruz. İşte teknoloji geliştiriyoruz, kentsel dönüşümler, endüstri, o bu falan. Acayip işler yapıyoruz derken biz bu döngünün içerisine bir yerlerden saplamalar, bir şeyler yapıyoruz. Aslında başladığı gibi kendi ahengindeki sıfır natürellikle bitmiyor bu döngü. Evet. Peki o noktada da şuraya takıldım. Tamam bu döngü bir şekilde tamamlanıyor ama bizim müdahalelerimizle neyi kaybediyoruz? Bir şeyler kayboluyor. O kaybolanların yerine biz başka bir şeyler mi koyuyoruz? Koyduğumuzu zannediyoruz aslında yok. Ama doğanın bir şeyi vardır devamlılığında kendini hemen evrimleştirerek zinciri bir mutasyonla devam ettirmeyi sağlar. Evet. Acaba bu mutasyona uğradığında nereye varıyor bu iş? Bize daha mı avantajlı bir noktadayız? Daha mı dezavantajlı bir noktaya götürüyor? Ama ben çok dezavantajda olduğumuz kanaatindeyim ama döngüye müdahale ediyoruz ya ve iyi müdahale ettiğimizi de zannetmiyorum. Çünkü bunun verilerini görüyoruz.
Evet, şimdi aslında satır aralarında söyledin birazdan soracağım sorunun yanıtını ama yine de soracağım. Hani daha belki o Soruları satır bilmediğim için ben böyle bir yani satır aralarından belki çıkartıp hani net bir cevap belki tek bir cümleyle olur. kayıp parça kimde Yunus? Ben de değil. Aslında şöyle, hepimizin kayıp parçaları var. Evet. Biz onları bulduğumuzda zannedebiliriz. Bulduğumuz şeyi kaybettiğimiz parçaymış gibi yanılsıyor da olabiliriz. Ama hiçbir zaman o kayıp parçanın ilk orijinalliğinde bulunduğunu ve geri geldiğini düşünmüyorum. Evet. Yani şimdi gene bir önceki biraz konuya döneceğim. Çünkü orada bu işte doğaya yaptığımız müdahaleler, doğanın mutasyonu dedin. Aslında tam karşılığı hani olmuyor dedin. Yani sen Rebirth kayıp parça kimde serginin zaten doğayla ilgili parçalar eserlerinde mevcut. Daha çok bu doğanın yok edilmesi şeklinde bir vurgu yapıyorsun, değil mi? Doğru Evet, söylüyorum herhalde. iklim, doğa ve çevrenin burada hiçbir parçasında ayırmıyorum çünkü hepsi bir bütün. Hani sadece bitkiler, sadece hayvanlar şudur budur değil. Ama tamamen yaşadığımız tüm ekolojik sisteme verdiğimiz döngüye verdiğimiz zarara dikkat çekmek istiyorum. Evet, anladım. Peki, Günsucuğum, sergiyle ilgili söylemek istediğin son sözlerin nelerdir acaba ya da söylemek istediğin şeyler var mı? Bu sergiyi uzun zamandır planladım, milim milim planladım. Yerleştireceğim serinin yeri, her şeyiyle biliyorsun çok ciddi bir şey. Ve bu arada yani serginin devamında bir koleksiyon da oluştu. Böyle kesemiyorum, olmuyor. Kendi kendini üreten bir yapıya sahip oldu. Evet. Çok benim iç dünyamı izleyiciye istediğim gibi geçtiğini görmüş olmaktan dolayı çok memnunum. Sen de geldin, gördün. Herkesin kendine ait olan bir sorguya dönmesini sağlayabildiysem ne mutlu. Küçücük bir farkındalık için bir katkıda bulunabildiysem ne mutlu. Biz yola devam ediyoruz hep birlikte. Öyle. Birbirimizi destekleyerek, birbirimizi bir yerlere taşıyarak yola devam etmek zorundayız. 4 Temmuz'a kadar da yola düşenleri Evrim Sanat Galerisi'nde bekliyorum. Evet, Gülser Ertuğ Saraçoğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun.